Çok daha zordu. Ligler her zaman zor olur. Bu yıl artık Cizre biraz voleybol kültürünü öğrenmiş oldu. Ciddi anlamda artık herkes voleybolu takip eder oldu. Bu da tabii ki başarıyla biraz doğru orantılı. Biz başarılı oldukça, takım başarılı oldukça herkes özellikle bu taraf ciddi anlamda takımına sahip çıkmaya başladı. O anlamda çok mutluyuz. Böyle bir kültürü, böyle bir kazanma alışkanlığını takımımıza kazandırdığımız için. Yani bu başarının kalıcı olduğunu herkese göstermiş olduk. Geçen sene herkes işte Cizre Belediyespor en fazla bir yıl kalır, düşer geri gelir diyordu. Ama katıldığımız ilk yıl hani Avrupa Kupalarına kalma başarısı gösterdik. Ve bu başarının kalıcı olduğunu bütün voleybol camiasına kanıtlamış olduk. Bu işte Avrupa playoff'lar oynamayı hak kazandık. Geçen sene 10 galibiyetle ligi bitirmiştik. Bu sene 12 galibiyetle, yani üstüne koyarak daha bilinçli, daha profesyonel bir şekilde gelmeye çalışıyoruz. Bu ligde sürekli kalıcı olmaya devam edeceğiz. Bunun için de altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımıza örnek birer kulüp olduk. Onların geleceği için hani maçları gelip izliyorlar. Büyük oyuncuları görünce bir hayal kuruyorlar. Gelecekte biz de bunlar gibi birer voleybolcu olabiliriz. Sonuçta bu da bir ekmek tekmesi. Bu da bir istihdam alanı. Bu alanda işte halkımıza, Cizre halkına, Şırnak bölgesindeki çocuklara bir model olmaya çalışıyoruz. İnşallah başardığımızı da düşünüyorum. İlk altıda bitirdik ve Balkan Kupası'na katılmayı hak ettik. Çok şükür Balkan Kupası'nı da aldık. Büyük bir başarıdan sonra Balkan Kupası'nı da aldık. Tüm maçlarımızı aldık. Bu senede Allah izin verirse aynı başarıyı hedefliyoruz. Biz bu senede ilk 8'de kalmayı garantiledik. Bu hedefliyoruz. Türkiye'yi tekrar inşallah biz temsil edeceğiz. Hedefimiz yine Balkan Kupası, ondan sonra yine Avrupa Kupalarında devam etmektir. Voleybola çok fazla alakamız yoktu ama futbol gerçekten çok keyifli bir oyun. Yani inanılmaz keyifli bir oyun.